Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir videoda daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte TVAcart'ta projeler serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar gene şu görmüş olduğunuz TVAcart'ı kullanarak, bunun içerisine kod yazarak, algoritmamızı buna uygulayarak, tabii breadboard'umuz üzerinde devrimizi tasarlayarak, şu görmüş olduğunuz arkadaşlar, 7 segment display, bunu çalıştıracağız. 0'dan 9'a işte 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olacak şekilde bir döngü yapacak şekilde bir kod yazacağız ve bunu devrede çalıştırmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle kodumuzu yazmamız gerekiyor. Algoritmamızı buna göre şekillendirmemiz gerekiyor. Önceki videoyu izlemeyen arkadaşlar sağ üstteki kartta bilmiyorum koyduysam oradan ulaşabilirler. Orada da trafik ışığı projesi yapmıştık. Gayet basitti. Onu da izlemeyen arkadaşlar oradan izleyebilir. Evet şimdi arkadaşlar tabii buna kodu yazmadan evvel şu an aklıma geliyor tabii bunlar. 7 segment display'in nasıl bir şey olduğunu bir inceleyelim isterseniz. Ben bir tane görsel açmıştım burada. Evet. Şu an 7 segment display'in arkadaşlar kuş bakışı görünüşünü görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi yukarıda 5000, aşağıda da 5000 olmak üzere toplamda 10 pin var. Ama şuradaki yani sayıları oluşturacak LED sayısı. Bunlar hepsi LED arkadaşlar. 7. O yüzden 7 segment display demişler buna. Ve arkadaşlar bu 7 segment display'leri iki farklı hali var. Birincisi ortak anot, diğeri de ortak katot. Ortak anotlar arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şu uçlar herhangi biri. Bu uçların herhangi birine 5 volt vererek çalıştırabiliyorsunuz. Ortak katotlarda da bu uçlara toprak hattını bağlıyorsunuz. Benim evde bulduğum bu 7 segment display ortak katot. Ortak katotmuş yani ben test ettim. Kendim çalıştırdım. Ortak katot olunca çalıştı benimki. O yüzden ben bu örnekte ortak katot olarak ortak katotu yapmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada harfler var. A, B, C, D, E, F, G diye. Burada görüyorsunuz. Ve bunları da işte bunların hangi birini kontrol ettiğini gösteriyor. Mesela şu pin arkadaşlar G demiş, 10 demiş. Yani şuradaki LED'i kontrol ediyor. Yani buraya bir sinyal geldiğinde buradaki LED'i yakıp sökecek diyorum. Söndürecek pardon. F'de 9'muş mesela. Şurası arkadaşlar. 9 numaralı pin. Buraya sinyal gelince buraya yanıp söndürecek vesaire. Aynı şekilde diğer şeyler de öyle. E, D, C. Şurada arkadaşlar bir tane daha bir LED var görüyorsunuz. Burada arkadaşlar ondalıklı sayıyı yazdırmak için kullanılan nokta var ya onun için LED ayırmışlar ama biz bunu kullanmayacağız. Biz sadece arkadaşlar şu LED'leri bir de hani bizimkisi ortak katıt olduğu için buraya bağlayacağımız bir topraklama hattı lazım bizim için. Evet şimdi 7 segment display hakkında bir bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyorum arkadaşlar. Algoritması da çok basit arkadaşlar. Gerçekten basit. Yani görünce de şey yapacaksınız. Nasıl olacak? 0'dan 9'a gidecek. Tekrar sonra sıfırlanacak. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Böyle gidecek arkadaşlar. Ne olması gerekiyor? Diyeceğim ki hani her bir saniye aralıklarda ilk saniyede 0 yaz. Yani şu LED hariç hepsi yansın. İşte 1 olduğunda sadece şu 2 LED yansın. İşte 2 olduğunda şu LED, şu LED, şu LED 2 nasıl oluyordu şu an unuttum ama ha şöyle şu, 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 şu ve şu. İşte 3 olduğunda bunlar yansın. Tamamıyla algoritma bu şekilde olacak. İsterseniz başlayalım arkadaşlar. Teorik kısmını bitirdik. Pratik kısmına geçebiliriz artık. Şimdi arkadaşlar başlarken de şuradan şey yapmamız gerekiyor. Bizim dijital write yapacağız burada. Dijital write yapacağımız için bakın dijital write hangisi? Şu morlar. Morlar hangi pinlerde varmış? İşte gördüğünüz gibi şu pinlerin herhangi birinde. İşte arkadaşlar burada blue led ve green led denen iki tane özellik var fark ettiyseniz. Bunların şu kartın üzerinde bir led var. Geçen videoda göstermiştim. Kartı çalıştırınca üzerinde sağ üstünde şurada bir led'i var arkadaşlar kartın. Tam olarak şurasında bir led var. Onun işte bakın şurada da red led diyor arkadaşlar. Onu kırmızı yakabiliyor, mavi yakabiliyor, yeşil yakabiliyor. Bunu gösteriyor. Ben şimdi bunlar yani bizim projemiz çalışırken bunlar yanmasın diye şu iki pini iptal ettim.
Geri kalan 7 tane pin almam gerekiyordu. Şuradan 7 tane pin aldım. PB3, PC4, PC5, PC6, PC7, PD6 ve PD7'yi aldım arkadaşlar. Dolayısıyla bunları kullanacağız burada. Şimdi ben bunda şöyle yapmak istedim. Açıkçası şurada bir görsel var. O görsel gayet iyi. Yani buradaki görsel. Nasıl oluyor? Burada 10 demiş mesela. Ben 10 hangisine karşı geliyor? G. Yani şu ortadakine. Aynen. Tamam. Şöyle yapacağım. Int led 10 diye bir tane tanımlayacağım arkadaşlar. Ve diyeceğim ki buna en üstteki şeyim neydi benim orada? PB3'tü. PB3. Bunun gibi 7 tane daha olacağı için şöyle bir kopyalıyorum arkadaşlar. 7 tane olacak şekilde yapıştırıyorum şimdiden. 4, 5, 6, 7. Şimdi led 10 vardı. Ben aynı sırayla yapacağım kafam karışmasın diye. 9, şu 8'i yazmamıza gerek yok çünkü bunu toprağa bağlayacağız. 9, 7, 6, 1, 2, 4. Şimdi onları yazalım hemen. 9, 7, 6, 1, 2, pardon, 2 ve 4. Evet, şimdi şeyleri yazabiliriz. Diğer alt alta gelen portlarımızı yazabiliriz. PC4, PC5, PC6, PC7, pardon, PD olacak burası. PD6 ve PD7. Evet. Şu an ben dedim ki işte bu pinlerden alacağım bilgileri sen şu değişkenlere atla. Yani daha rahat olsun. İstesem bunları da kullanabilirim. Ama diyorum ki sen bunları ata. Ben bunları şey yapayım. Yani bu isimleriyle kullanayım diyorum. Şimdi ben bunları böyle tanımladıktan sonra arkadaşlar bunları belirtmem lazım. Ne olarak kullanacağım ben bunları. O yüzden geçen örnekte yaptığımız gibi pin mod yazıyoruz arkadaşlar. Sonra ne diyoruz? Mesela led 10 diyoruz. Ne olarak alacağız biz bunu? Gene çıkış alacağımız için output yazıyorum arkadaşlar. Bunun gibi diğerlerini de output şeklinde alacağımız için inputluk bir olay yok çünkü. 3, 4, 5, 7. 7 tane oldu. Bu arada bunu neden merdiven şeklinde gitti? Şöyle biraz daha eşit diyelim. Güzel gözüksün. Evet. Tamam. Bunları da yaptıktan sonra led'lerin isimlerine gelelim. 9. Yani 19 oldu. Şurası 7. 6, 1, 2, 4. 6, 1, 2, 4. Tamamdır. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle çalışıyor. Yani bunları ne yaptım? Ben bu pinlerden pinlerin çıkışını output olarak alacağım diyorum arkadaşlar. Yine geçen videodaki gibi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Loop kısmına geldik. Yani asıl algoritmamızı yazmamız gereken kısmına geldik. Evet, şimdi geçen şeyde analog yazmıştık. Bu sefer de dijital yazacağız arkadaşlar. Dijital şöyle şey yazayım. Dijital write. Şimdi evet dijital yazacağız ama nasıl yazacağız onu bir belirlememiz lazım arkadaşlar. Şimdi ilk önce bizim sıfır yazmamız gerekiyor. Sıfır yazdığımızda şu ortadaki led hariç hepsinin yanması gerekiyor arkadaşlar. Ortadaki led hangisi? G. G kaç? 10. Yani bizim 10. ledimiz dışında hepsinin yanması gerekiyor. Yani ben şöyle yazayım. Bir tanesini yazacağım sonra kopyala yapıştır yapacağım zaten. Led 10'un sıfır olması gerekiyor gücünün. Ya da buraya siz yani sıfır yerine arkadaşlar bu arada log da yazabilirsiniz. Aynı şey. Fark etmiyor. Sıfır yazdım. Evet. Bu yanmayacak. Sonra 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Diğerlerinin hepsinin yanması gerekiyor. Mesela 9'un yanması gerekiyor. 250 yapalım bunu. İşte 7'nin yanması gerekiyor. 6'nın yanması gerekiyor. Bu arada mesaj bana geldi arkadaşlar. Kendi telefonunuzu kontrol etmenize gerek yok. Eğer böyle bir zil ses varsa. Birin yanması gerekiyor.
2'nin yanması gerekiyor ve 4'ün yanması gerekiyor. Yani kısaca 10 dışında arkadaşlar hepsinin yanması gerekiyor. Araya ben evet şu Delay 1000 dediğim 1 saniyelik gecikme oluyor. 1 saniyede 1 artsın ki hani 1-1 tam güzel olsun yani. 1 saniyelik bir delay koyuyorum arkadaşlar. Bir sonraki rakama geçmesi için. Şimdi sıfırı yaptık arkadaşlar. 1'i yapmamız için sadece şurasıyla şurası yani B ile C. B ile C kaç? 6 ile 4. 6 ile 4 dışında hepsi sıfır olacak. Yani 6 ve 4 250'ymiş zaten. Diğer hepsini sıfır yapacağım şimdi. 1 yazdırmak için arkadaşlar. Evet, şu an 6 ile 4 0, diğer şey pardon 6 ile 4 250, diğerleri 0. Şurada fazladan bir 0 varmış. Evet, şu an 1'i de yaptık arkadaşlar, yazdırdık ve 1000 bir saniye delay koyduk. Şimdi 2'yi yazdırmamız için nasıl olması gerekiyor arkadaşlar? Şöyle bir şekil olduğu için 2'de şu ve şu olmayacak yani. Sadece bu ikisi yapmayacak. Onlar da hangileri? F ve C arkadaşlar. F ve C hangileri? 9 ve 4. 9 ve 4 numaralı LED'lerimiz yanmayacak. Bunların hepsi 0. Yani 9 ile 4 0 olacak. Şöyle yapalım. Diğerlerin hepsi 250. Evet. Bu da 2 oldu arkadaşlar. Şimdi isterseniz 3'e geçelim hızlı bir şekilde. Fazla vakit kaybetmeden. 3 de şöyle bir şekilde olacak. Yani şu ikisi olmayacak sadece. Bu ikisi neymiş? FE. Yani 9 ile 1. 9 ile 1 dışında hepsi yanacak. 9'u sıfırladım. 1'i sıfırladım. Onu 250'ledim. Ve tamamdır. Evet, 3 de oldu şu an. 4'e geçelim arkadaşlar. 4 nasıl olacak? İlk yaptığımda ben bunu yanlış yapmıştım. 4'ü şöyle yapmıştım ama aslında böyle de olur. Çok da şey değil de. Sonradan baktım. Şu ikisi, şurası bir de burası oluyormuş. Yani bakalım hangileri oluyor arkadaşlar. F, G, B, C. F, G, B, C. Yani 10, 9, 6, 4. 10, 9, 6, 4. Tamam. Şunları sıfırlayalım. Evet. 10, 9, 6, 4. Evet. Tamam. 4'ü de yaptık arkadaşlar. Sıra geldi 5'te. 5'te nasıl çizebiliriz? Şöyle bir şekil olacak. Yani şu çaprazlar boş kalacak. E ile B. B 6, E kaçtı? E'de 1. 1 ile 6 0 olacak sadece. Evet, mesaj gene bana geldi arkadaşlar. 1 ile 6. Evet, 1 ile 6 0 olacak sadece. Şimdi ben 1'e sıfırlıyorum arkadaşlar burada. Bir de 6'yı sıfırlayayım. Diğer her şey yanacak. Evet, 1 ile 6 0 diğerleri yanacak. 5'i de yaptık arkadaşlar. Sıra geldi 6'ya. 6'da nasıl olacak? Şöyle sadece şu led yanmayacak. B yanmayacak. Yani sadece 6 yanmayacak bu sefer de arkadaşlar. 6'da da 6 yanmayacak. İlginç. Dışında hepsi yanacak. Evet. 6'yı da hallettik. 7 de gayet basit. 7'ye baktığımızda şu 3 ledin yanması gerektiğini görüyoruz. A, B, C. Yani 7, 6 ve 4. 7, 6 ve 4 dışındaki hepsinin 0 olması gerekiyor. Onları hemen ayarlıyorum. Evet, şimdi 7 de oldu. 8 kaldı arkadaşlar. 8'de hepsinin yani düşününce hepsinin dolu olması gerekiyor. Hepsinin yanması gerekiyor. O yüzden hepsi 250 olacak arkadaşlar. 8 de bitti. 9'da da arkadaşlar şöyle bakarsanız 9'da şöyle bir şekil oluyor. Sadece şu led yanmayacak. E yanmayacak yani. E de 1 olduğu için sadece bir dışında hepsi yanması gerekiyor. Ve böyle arkadaşlar. Şu an biz ne yaptık? Sıfırdan 9'a kadar hepsini bir saniye aralıklarla yaktık. Yani hepsini ayarladık. Şu her delaylar şurası 0'ı, 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'yı, 7'yi, 8'i, 9'u temsil ediyor. Ve delay ile birlikte burası loop olduğu için arkadaşlar loop nasıldı? While bir yani sonsuz bir döngü. Biz buradan programı kapatıncaya kadar çalışacak yani kartı kapatıncaya kadar. Burada kodumuzu yazmış olduk arkadaşlar. Şimdi bir derleyelim isterseniz. Bir hatamız var mı ona bakalım. Evet, derleme tamamlandı. Bir hata yok. Şimdi arkadaşlar TIVA kartımı geçenki gibi USB kablosuyla bağlıyorum. Bağladıktan sonra buradaki anahtarını açıyorum.
Zaten sesi duymuşsunuzdur. Dın 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 diye ses geldi. Şimdi bunu açtıktan sonra yüklediyorum arkadaşlar. Evet, şu an success diyor. Şu an kodumuzu kartımızı yüklemiş bulunmaktayız arkadaşlar. Gerekli pinleri breadboard'umuza aktararak, tabi burada 7 segment display'imizi kullanarak bu yapacağımız projeyi gerçekleştirmiş olacağız. İsterseniz arkadaşlar devre kısmına geçiş yapalım. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi devreyi kurma aşamasındayız. Devreyi kurmak için her zamanki gibi devrenin üzerine tasarlayacağımız breadboard'umuz, 7 segment katot display'imiz. Elimde bu olduğu için bunu da gösterebiliyorum. Anot hiç yokmuş. Bir tane daha display'im var ama o da bozuk ama o da zaten katot. Kodlarımızın yüklü olduğu TIVA kartımız ve arkadaşlar 8 tane 8 tane dişi erkek jumper. Son olarak da bir tane de erkek jumper kullanacağım ben bu devrede. Tabi devreden devreye göre değişebilir ama benim kullanacağım devrede ben bu elemanlara ihtiyaç duyacağım arkadaşlar. O yüzden sizlere göstermek istedim. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi 7 segment display'imizin arka ucunu şöyle gösterirsem arkadaşlar biraz daha şöyle göstereyim. Odaklasın. Evet. 5 yukarıda 5 arkada olmak üzere toplam 10 tane var. Aynı resimde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar zaten iki tanesi ortak katot şeyi olduğu için o bağlantı yani toprakla bağlantı kısmını oluşturacağı için o iki tanesini atıyoruz. Bir tane de şu küçük nokta arkadaşlar ondalıklı kısmı gösterdiği için burayı da kullanmayacağız. Geriye kalan 7 kısmını kullanacağız biz. Gerçi pardon toprak kısmını kullanacağız. Yani 8 tane kullanacağımız için zaten 8 tane var elimizde. Tabii ledleri yakmak için 7 tanesini kullanacağız. Onu demek istemiştim. Anlatamadım tam. Şimdi arkadaşlar şu arada bir delik var görüyorsunuz. Buradan buraya doğrudan bir elektrik ya da bir akış yok yani. Akış olmadığı için kısa devre yapmayacak. Ben bunu arasını alacak şekilde arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuzdur umarım. Şöyle taktım arkadaşlar. 7 segment display'imizi. Evet. Bunu taktıktan sonra arkadaşlar. Bakın şöyle yakından göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5. Görüyorsunuz şurada hani. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane hani şey var. Bağlantı yeri var. Şimdi biz bunları teker teker o pinlerimizle denk gelecek şekilde koyacağız arkadaşlar. Pinlerimizi bağlayacağız. Evet şimdi başlıyorum arkadaşlar. Şuradan bir tane yeşil dişi erkek jumper'ımızla başlıyorum. Şimdi bunun en ucundan arkadaşlar daha rahat görebilin diye en ucundan şöyle bağlıyorum. Bakın görüyorsunuzdur umarım. İlk ucuna bağladım. Bu kaçmış arkadaşlar? PB3. PB3'e bunu şöyle evet taktım. Evet PB3 sinyalini buradan alacak. Güzel. Sıradaki arkadaşlar 9'a neyi takmamız gerekiyormuş? Ona bakalım. 9'a PC4. Yani bunun bir altı. Ben bunları sırayla ayarladım zaten. Şöyle arkadaşlar ikinci sıradaki şuradan. Pardon, PC4, PC6 demişim. Özür diliyorum arkadaşlar. Tekrardan özür diliyorum. PB3'tü ilki, ikincisi PC4. Evet, bunu da taktık. Şimdi ortadaki kısım topraklama hattının olacağı kısım olacağı için arkadaşlar. Oraya ben şimdilik şöyle yapıyorum. Erkek jumper'ımı alıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha kadraja girsin. Erkek jumper'ımı alıyorum. O üçüncü kısma bunu takıyorum. Daha sonra şu eksi kısım var ya şu şeyde mavili kısım. Oraya takıyorum. Şu an orayı topraklamadım ama ileride topraklayınca oradan toprağını alacak. O kısmı da şimdiden aradan çıkartmış oluyorum. Daha sonrasında arkadaşlar dördüncü kısım yani yedinci olan kısım. Oraya yeni bir jumper bağlıyorum. Evet bağladım. Bu da PC5 olacak arkadaşlar. PC5 hemen bir altındaki zaten sıralı bir şekilde gidecek. Evet, onu da taktım. Evet, burada 4 tane takmamız gerekiyor. Son olarak son kısım arkadaşlar. Bu da 6. Pinimiz. Yani LED 6'yı yakacak. PC6. O da zaten bunun bir altındaki. Alt altı olsun diye öyle belirlemiştim zaten pinleri. Üst kısmı tamamladık arkadaşlar. Şu an geriye kaldı sadece 3 tane LED. 3 tane LED'i de biz nasıl bağlayacağız arkadaşlar? Şuradan arkadaşlar en alt kısmının ilk şeyi şurası arkadaşlar görüyorsunuz.
Evet, taktım. İlk kısmına taktım. Burası neymiş arkadaşlar? Ben bunu kaçla ifade etmiştim? Bunu 1 ile ifade etmiştim. 1 PC7 yani 6 6 olacak. Yine aynı şekilde gidecek arkadaşlar. Sadece bir kontrol yapıyorum hani yanlış takmaya karşılık. Bunu PC7 pinine bağladım. Sonrasında hemen bir sonrakine arkadaşlar ikinci LED'imizi yakacak. Yani LED 2 diye belirlediğimiz şey PD6. Hemen bir altında zaten. Çok net yani artık şey yapamıyorum arkadaşlar. Zor olduğu için bunu kamerayı bir tripoda koydum. Şu an iki elimle yapıyorum. Evet, bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar ortadaki kısım bizim gene toprak kısmımız. Bu kısmı atlayabiliriz çünkü biz zaten topraklamayı şurada yapacağız. Buraya atlayabiliriz. Bundan sonraki kısımda son 7 segment display'imizdeki son LED olacağı için o hemen onun bir sonrakindeki bakın. Şu an takabilirsem. Evet, taktım. Şu an arada bir boşluk var. Görüyor olmanız lazım. Arada bir boşluk var arkadaşlar. Orada topraklama yeri olduğu için oraya atladım. Ve bir sonraki kısım son LED'imizi oluşturuyor. O da LED 4 oluyor arkadaşlar. LED 4'ü de PD7 ucuna bağladım. Evet. Şu an geriye son bir tane şey kaldı arkadaşlar. Dişi erkek jumper'ımız kaldı. Bunu da topraklama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın sol üstte arkadaşlar. Şöyle iyice yanaştırayım. GND bakın. Şurada tam net görünmüyor ama GND. Umarım görmüşsünüzdür arkadaşlar. O kısma bağlayacağız. O kısmı şu an pinden çekeceğiz. Şöyle takabilirsem. Evet taktım. GND kısmını buraya bağladım. Ve bunu arkadaşlar şu mavi hat üzerine, mavi hat üzerine bunu yaydığımda her hattan bu toprağı çekebiliyoruz arkadaşlar. En başına bağladım. Şimdi devremiz tamam arkadaşlar. Devremizi tamamladık. Şu an yapmamız gereken tek şey kartın enerji almasını sağlamamız gerekiyor. Bilgisayarla olan bağlantısını yaptıktan sonra anahtarını açtıktan sonra çalıştığını görmüş olacağız. Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Devreyi tamamlamıştık. Şimdi yapmamız gereken şey bilgisayardan çıkan şu bilgisayar USB ile bağladığım şöyle göstereyim. Şu kablo arkadaşlar. Şu kabloyu buna bağlamak. Evet hemen yapıyorum onu da. Kabloyu bağladım. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an şöyle kameramı çevirirsem. Evet şu anda da anahtarını açacağım arkadaşlar ve saymaya başlayacak. Evet açıyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Evet tekrar sıfırlanıyor görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi daha rahat görebilirsiniz diye arkadaşlar şöyle kabloları biraz ayırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yazdığımız kod ve tasarladığımız devre çalıştı. Şu an tam görünmüyor olabilir ama şu ortadaki LED arkadaşlar yanmıyor. Büyük ihtimal o kısımda bir bozukluk var. Zaten elimde iki tane 7 segment display vardı. Onda 3 tane LED yanmıyordu. Bunda gene sadece bir tane LED yanmıyor. O yüzden bunu tercih ettim. Gene de anlaşılıyor herhalde. 0, 1, 2. Yani 3 olduğu, 4 olduğu, 5 olduğu anlaşılıyor diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki videoların altına. Hepsini okuyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.